Evrenden Torpilim Var. Aykut Oğut, 12. Bölüm. Rahat bırakın şef işini yapsın. Rahat bırakın kurye işini yapsın. Rahat bırakın evren işini yapsın. Evrene ne zaman dikte etmeye kalktıysam çuvalladım. Ne zaman işine burnunu soktuysam çuvalladım. İsteklerim gerçekleşmediği gibi istemediklerim gerçekleşti. Bir kere söylemeniz yeter. Koskoca evren bu, aptal değil. Sadece siparişinizin kapıya teslim edileceğine inanın. Evren sizin kafanızdaki plana göre yapmayabilir. Kendi kafasına göre sizi, size en uygun şekilde hedefe doğru taşıyor zaten. Ama yolda gidişattan korktuğumuz için ikide bir ay yok bunu istemiyorum, bak şunu istemiyorum diye enerji değiştiren biziz. Evren her seferinde yeni enerjimize göre ayarlamalar yapıyor. Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığınızı farz edelim. Bolu civarına geldiğinizde hala gelmedik mi? Yok yahu, bu İstanbul'a varamayacağız. Bu gerçekleşmeyecek. Hadi geri dönelim dediğinizde şoför sizin emrinizle arabayı Ankara'ya geri döndürecektir. Bir iki saat sonra belki de bu sefer olur. Hadi İstanbul'a gidelim dediğinizde bu sefer arabayı geri İstanbul'a sürmeye başlayacak. Siz Bolu civarı yine daha gelmedik mi? Aman boş ver, İstanbul'u geri dönelim. Derseniz şoför yine Ankara'ya doğru sürmeye başlayacak. Ay hadi belki görürüz İstanbul'u. Yok yok, baksana geri geri yine Bolu'ya geldik. Yok yahu, canım çok istiyor İstanbul'u görmeyi. Öf, sıkıldım hep Bolu'yu görmekten. Dön geri. Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara, yıllarca gider gelirsiniz. Sonunda şoför sizi indirip dövebilir. Ama evren sadık bir dost olarak sonsuza kadar sizi ileri geri taşımaya devam eder. Ama yolun sonunda Ankara-Bolu arası bir yerde sakın evreni suçlamayın. Normalde bu bölümü yukarıdaki paragraf ile bitirmiş ve bir sonraki bölüme geçmiştim. Ama arada başıma gelen bir olay tam burada yazdıklarımla ilgili olduğu için geri dönüp buraya eklemeye karar verdim. Evreni rahat bırakın dedim ya size. Bakın ben bir sonraki bölümü yazarken neler oldu. Hemen hemen 12 yıl boyunca Amerika'dan hiç ayrılmadım. İlk 7-8 yıl bir türlü gelecek vaktim olmadığı, sonra da bir süre kaçak yaşamaya başladığım için. Bana o zamanlar bile niye Los Angeles'tan hiçbir yere kıpırdamıyorsun diyen arkadaşlarıma hiç düşünmeden şu cevabı veriyordum. Steven Spielberg, George Lucas, Al Pacino gibi insanlarla aynı şehirde yaşıyorum. Şu an benim soluduğum havanın aynısını onlar da soluyor. Bu işi başaracaksam onlara bu kadar yakın olmam lazım. Bu söylediğime de inanıyordum. Aynı şehirde olmak bana göre işin kilit noktasıydı. İşte bu noktada evrene dikte ediyordum. Yani diyordum ki ben George Lucas'la Steven Spielberg'le tanışmak ve çalışmak istiyorum. Bunun için de Los Angeles'tan hiçbir yere kıpırdamıyorum. Hadi hallet şu işi. Bu yaptığımı size şema ile de göstereyim. Daha önce A ve B noktasını size göstermiştim. A, sahip olmama hali başarısız bir aktör olmak. B, sahip olma hali başarılı bir aktör olmak. A'dan B'ye gitmeye çalışırken bir hata yaptım ve gideceğim yolu aynen şöyle gördüm. A noktasından B noktasına varabilmek için, yani başarısız bir aktörden başarılı bir aktör olmaya geçebilmek için önce bir noktasına varmam lazım. Yani Los Angeles'ta yaşamak, sonra ikinci maddenin gerçekleşmesi gerek. Başarılı bir yönetmenin filminde orta dereceli bir rol almak. Hemen ardından üçüncü madde gelmeli. Aynı yönetmenin beni yeni filmde başrol oynatması. Sonra gelsin dördüncü adım. Bir ödül almam lazım. Hemen ardından beşinci adıma geçebilirim. Bütün piyasanın beni tanıması. Son olarak da altıncı adım. Kendi projelerimi yaratabilmek. Ardından B noktasına varabilirim. Başarılı bir aktör olmak. Bu rotaya inandığım için bu noktaların dışında hiçbir alternatifi kabul etmedim. Değerlendirmeye bile almadım. Beni bu rotanın dışına çıkarabilecek gibi duran her teklife hayır dedim. Evren de meğerse bana bunun çok daha kolay ve eğlenceli bir yolu var. Ama ille de bu şekilde olmasını istiyorsan başım gözüm üstüne, hallederiz. Ama ne kadar sürer bilemem deyip durmuş da benim haberim yokmuş. Neyse, sonunda Esra'nın bana ön ayak olması ile yavaş yavaş bu katı kurallarımdan, evrene neyi nasıl yapacağını dikte etme huyumdan vazgeçtim. Yani bizim deyişimizle evreni kendi haline bıraktım.
ve A noktasından B noktasına gidiş ile ilgili inanç sistemimi değiştirmeye başladım. Yeni inanç sistemimde A noktasından B noktasına gitmek artık bir düzlem üzerinde değildi. Biraz daha geniş düşünmeyi öğrenmeye başladım. Yeni inanç sistemime göre A noktası ile B noktası şöyle bir haritada yer aldı. En ortada A sahip olmama hali, etrafındaki çemberde B sahip olma hali. Ben niyetimi koyduğum andan itibaren etrafım B noktası ile çevriliyor. B noktasından başka hiçbir yere gitme ihtimalim yok. 360 derecelik A noktasında hangi açıdan yola çıkarsam çıkayım B noktasına varacağım garanti. Beni durdurabilecek tek şey var. A ile B arası geçiş yapmadan ileri geri gidip gelmek. Aynen Bolu Ankara örneğinde yaşadığımız gibi. Son bir yıldır zamanımızın çoğunu Türkiye'de geçirdiğimiz için arada sırada kendi kendime acaba şu an Amerika'da olsam bir iş gelir miydi? Burada olduğum için iş kaçırıyor muyum dediğim olsa da bunun ego olduğunu çok iyi bildiğimden pek üzerine durmadım. Ve sadece istediklerime odaklandım. Nasıl elde edeceğime değil. Bütün dikkatimi beni çevreleyen B noktasına verdim. B'den başka bir yere gitme ihtimalim yoktu. Geçen hafta Perşembe günü Didi adlı bir arkadaşımdan telefon geldi. Didi ile ilk defa Esra'nın doğum gününde İstanbul'da tanışmıştım. Zaten o gece onu ilk ve son görüşüm olmuştu. O gece çok kısa süre sohbet edebilmiştik. Kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmiyordum. Telefonda bana Los Angeles'a gidip gitmeyeceğimi sordu. Bir seslendirme işi için benim yardımım gerektiğini söyledi. Ben de hay Allah orada olsam sana yardım ederdim. Ama dur hemen bir iki telefon edeyim bakalım başka birini bulabilecek miyim dedim. O sırada işin ne olduğunu detaylarını sormak aklıma bile gelmedi. Hemen bir iki arkadaşımı aradım ama gecenin o vaktinde kimseye ulaşamadım. Didi'yi aradım ve bir iki gün içinde birini bulabileceğimi söyledim. O sırada o da bana iş ile ilgili detaylar verdi. İş dedi, Skywalker çiftliği olacak ve senin yapmanı istiyorum. Benim jetonum önce düşmedi. Ve Allah Allah, çiftlikte ne işim olur yahu? Hem de seslendirme ile ilgili derken bir anda uyanmaya başladım. Skywalker çiftliği, Amerika'da George Lucas'ın kurduğu Star Wars Yıldız Savaşları filmlerinin çekildiği stüdyonun adıydı. Çiftlik şeklinde tasarlanmış bir stüdyo olduğu için adına çiftlik deniliyordu. Didi telefonda benim oraya gelmemi istiyordu. Yolculukla ya da Star Wars filmleriyle ilgilenmeyenler için çok büyük bir anlam ifade etmeyebilir. Ama inanın bana, eğer işin içindeyseniz bu sizin için inanılmaz bir fırsat, harika bir CV, hatta bahsettiğim büyük isimler ile tanışma ihtimali demektir. 15 dakika içinde kararımı verdim. Ertesi akşam uçakla Amerika'ya doğru yola çıkmıştım. Tam 6 gün boyunca alanlarının en saygın isimleri ile Oscar ödülü almış isimlerle birlikte gündüz saatlerce çalışıyor, akşam içmeye gidiyordum. Maalesef size Skywalker Ranch ile ilgili daha fazla detay veremiyorum. Çünkü orada olanları, gördüklerinizi anlatmanızı engelleyen bir sürü evrak imzalatıyorlar. Yıllarca Amerika'dan hiçbir yere kıpırdamamamın tek sebebi böyle bir fırsat yakalama düşüncesiydi. Sonra fırsat geldi, beni İstanbul'un göbeğinde otururken buldu. Los Angeles'taki evimden 200-300 kilometre uzakta olan çiftliğin yıllarca yanına bile yaklaşamamışken yaklaşık 8000 kilometre uzağa taşınmama rağmen içeri girme fırsatını elde ettim. Çünkü evrene neyi nasıl yapacağını dikte etmeyi bıraktım. Bu satırları size havaalanından yazıyorum. İşim bitti ve geri dönüyorum. Evren bana bugüne kadar hayal edebildiğimden daha güzel bir 6 gün verdi ve biliyorum ki bu sadece başlangıç. 12. bölümün sonu.